İşveren olmazsanız işçi olursunuz. Evet hocam. Yani bu sizin Yönetmezsek tercih. yönetilen oluyoruz hocam. Evet, yani bakın bunu küçümsemek için söylemiyorum. Yönetmeye talip değilseniz yönetirler sizi. Bana bunu soruyorlar. Niye diyorlar mimar yok sektörde? Çünkü yönetmeye talip değiliz diyorum. O yüzden yöneten mimarlık terminolojisini getirdim sizlere. Yönetmeliyiz. Yoksa bizi yönetiyorlar. Usta bizi yönetiyor, taşeron bizi yönetiyor, müteahhit bizi yönetiyor, o biri yönetiyor, bir iki yönetiyor. Ya yazık bize yani. Niye ki böyle arkadaşlar? Evet hocam. Haklısınız. Yani bunu lütfen hedef haline getirelim. Ben şu an burada kaç kişiyiz tam göremiyorum. 158 kişi görünüyor herhalde. Evet hocam. Bu 158 arkadaşım hangi meslekten olursa olsun, hangi bölümde olursa olsun hepsinden ricam Türkiye'nin her sektöründe yönetime talip olun. Bakın bu ilk gün olmaz. Ya yani ben bitirdim. O kral gibi gideyim genel müdüre. Böyle bir şey yok. Önce sağdan başlarsın. Yavaş 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 yükselirsin. Alt kademe, orta kademe, üst kademe ve en üst kademe. Böyle bir gelişim olur. Zaten onlar sizi çekerler o yola girdiğiniz zaman. Ve doğru yerden başlayın. Bakın sakın yanlış yerden başlamayın. Yani bazen CV yazarken arkadaşlarım soruyor bana. Hocam ne yazalım işte ne yapalım? Şunu söylüyorum. İlk defa kurumsal kültürünü alacağınız bir yere gidin. Ve onlara onu söyleyin. Deyin ki ben, siz büyük bir şirketsiniz. Ben sizin kurumsal kültürünüzü almaya geldim. Onlar için o kadar kıymetli oluyorsunuz ki. Çünkü kendin pişir kendin iyi oluyor. Diyor ki bu adam bizim kültürümüzü aldı ya da bu hanımefendi. Bunu yavaş yavaş çaktırmadan yetiştirin, kademeleri yükseltin diyor. Metrobüs'te ben böyle oldum. Siz de böyle olmalısınız. Yani 3 ay orada, 5 ay orada, 1 yıl orada, 2 yıl baklava sektöründe, 3 yıl bilmem ofis kimin ofisinde. Buradan bir yere varamazsınız. Sağlam bir rota belirleyin. Hayat amaç anlam dedik ya. Rotayı çizin. Evet Rotayı hocam. navigasyona yükleyin. Düğmeye basın. Gemi yürüsün. Evet hocam, teşekkür ederiz. Diğer soruma geçiyorum hemen. Bilanço okumayı kendi kendinize öğrendiğinizi söylediniz. Finansal okur yazarlığımızı artırmak için önereceğiniz bir kitap, kurs, yayın kanalı vesaire var mı? Valla günümüz dünyası o kadar kolay ki artık. Ben nasıl öğrendim? İnterneti açtım arkadaşlar. Bilanço yazdım. O kadar güzel tablolar geldi ki 2 günde bilanço okumayı internetten öğrendim. Şimdi Çukurova Üniversitesi Mimarlık Bölümünde seçmeli ders veriyorum. Seçmeli dersimde arkadaşlara sırf bir dersim neyi anlatıyorum biliyor musunuz? Ayırıyorum. Tesis yönetimi dersinde bilanço okumayı. Onlara bilanço okumayı öğretiyorum. Aktif pasif nedir onu öğretiyorum. Bir sonraki ders mesleğimizin terminolojisi hakkında fikirleri yok. Mesleğimizin terminolojisini öğretiyorum. Bilmiyorsunuz. Cins tahsili ne demek diyorum? Gözüme bakıyorlar. Kat ittifakı ne demek diyorum? Gözüme bakıyorlar. Emsal nedir diyorum? Gözüme bakıyorlar. Taks nedir diyorum? Gözüme bakıyorlar. Ya nasıl olacak böyle? Yarın dalga geçerler. Yani bir yere gidersiniz. Bir şey sorarlar. Ya bilmemek ayıp değil ama işte bunları öğrenmeden mezun olduğunuz zaman biraz ayıp oluyor. Dolu gitmek lazım. Onun için hani bunlara lütfen internetten zaman ayırın hafta sonu. Yapın kahvenizi güzel. Google'a yazın. Bilanço. Tık tık. 10 tane örnek geliyor. Bir tanesine bakın anlarsınız ha. Bir şey yok ki atta deve değil. Gelirler giderler. Gelen var çıkan mal kar zarar. Gelir tablosu gider tablosu. Vallahi sizler zeki insanlarsınız. Yoksa bu üniversiteyi kazanma şansınız yok. 1 saatte öğrenirsiniz. Bir sürü YouTube programları var. Girin bir tanesine. 1 saat bir video izleyin öğrenirsiniz. Hiçbir şeye gerek yok. Çok da aslında Yani isim fark bunun için etmiyor. evet bunun için kitaplar okumaya falan ansiklopediler okumaya gerek yok sakın ha. Bak bütün Türkiye burada buluştuk. Evet hocam. Yani dünya bu kadar hızlı ve bu kadar pratik. Onu demek istiyorum. Ulaşılabilir. Evet. Bu akşam bile Hemen. otursa buranın yarısı bu finansal okur yazarlığı bu akşam öğrenir. Evet hocam, bugün böyle bir şey başlatabiliriz akşam toplantıdan sonra. Ama Hemen yapın, lütfen yapın. diğer soruma geçeyim hocam. Hocam alakası olabilir ama size sormak istedim. Diyelim ki son sınıfta büyük çaplı bir yarışmada iyi bir proje çıkardık. Teklifler almaya başladık. Okulu bitirmeden doğru düzgün tecrübe sahibi olmadan diplomayı uzatma uğruna o proje iyi hayata geçirmeye, arkadaşlarla şirket kurmaya değer mi? Yani biraz zor bir soru olmuş. Yani zor yerden sordu diyor ya. Şimdi Evet. bu bir tercih meselesi tabii ki. İşte hep bu sorunun cevabı hayatı anlamlandırırken ve rotanızı çizerken rotanızın ne olacağıyla ilişkili. Yani çoğunuzun en büyük eksiği şu, hedefiniz yok. Ya bitirmeye gelmiş,
Son dersi alıyor. Ne yapmayı planlıyorsun diyorum. Hedefin ne diyorum. Vallahi hocam hele bir bitirelim de bakalım kısmet diyor. Bitirelim bir bakarız diyor. Sonra da bitiriyor, bakıyor sadece. Yani eğer bitirmeden bakmazsanız arkadaşlar bitirdikten sonra sadece bakarsınız. Bitirmeden bakmanız lazım bu işlere. Lütfen rica ediyorum. Arkadaşımın sorusu da şu an öyle. Yani evet bu tür başarılar çok kıymetli başarılardır. Ama bence büyük resme bakın. Yani bir projeden tabii ki iyi bir ödül almak büyük bir onurdur. Büyük bir CV'nize yazacağınız, ekleyeceğiniz bir artı değerdir. Ama hedefiniz büyük olsun. Siz ne yapmak istiyorsunuz? Nerede kendinizi görmek istiyorsunuz? 10 yıl sonra nerede olacaksınız? Mesela aranızda 10 yıl sonra ben Türkiye'de ya da dünyada dev bir şirketin en azından orta kademe yöneticisi ya da üst kademe yöneticisi olacağım hayali kuran var mı? Yoksa çok yazık. Ha, bu arada mimar olun. Yani yanlış anlamayın. Ben bu anlattıklarımla sakın ha böyle bir yanlış anlaşılma olmasın. Yani mimarlığınızı unutun. Mesleğinizi yapmayın falan. Anlamında söylemiyorum bunları. İşinizin yöneticisi olun. İşinizin en iyisi olun. Hedefiniz bu olsun. Öyle bir proje ofisi kurun ki proje yapacaksanız sürekli. Dünyaya hizmet ve değer üreten bir proje ofisi olun. Sadece proje üretmeyin. Sizi arasınlar, sizi bulsunlar. Dünyanın her yerinde işler yapın. İşler alın. Entegre işler alın. Sadece projeyle sınırlı kalmasın. Evet hocam, Danışmanlık aslında olsun. cesaret edip dünyaya açılmak da Evet. böyle bir şey. Evet. Bakın Türkiye'de olmayan bir şeyi söylüyorum. Türkiye'de şu anda hiçbir yatırımın fizibilitesini mimarlar yapmıyor. Çok üzülüyorum, kahroluyorum. Ama ben çalıştığım modern dünyada yaptığımız bütün yatırımların fizibilitesini mimarların yaptığını gördüm. Hiç siz böyle bir şey duydunuz mu? Hiçbir yatırımın fizibilitesinde bir görev alan mimar falan filan yok. Demek ki bakın satış pazarlama, bakın finansal okurluk, fizibilite hazırlama. Ben niye tesis yönetimi dersi veriyorum? Tesis insanların yaşadığı ve çalıştığı her ortamın adıdır tesis. Bunu bizler tasarlıyoruz, başkaları yönetiyor. Buyur. Tasarım süreci 3 ay, 5 ay. İnşaat süreci 1-2 yıl. Asıl tesisin ömrü 50 yıl, 100 yıl. Biz o 3 ay, 5 ayda varız. Bir kısmımız 1-2 yılda varız. 50 yılda biz yokuz, başkaları var. İlk defa diyorsunuz değil mi tesis yönetimi? İşte bu derste ilk ben açtım Türkiye'de mimarlık bölümlerinde. Şimdi diyorum bir sürü okul açmak istiyormuş yine. Ama dünyada var. Oralarda da ben bu dersi verdim. Facility Management. Yazın internete. Architecture ve Facility Management yapın. Dünyadaki bu yatay ilişkiyi görün. Nasıl bir ilişki var? Bir de yok. Haberi bile yok. Yani meslektaşlarımızın haberi yok. Ben bu Evet ders açana hocam. kadar akla karayı seçtim. Mimarlık ne ya? Ne tesis yönetimi ne? Bu ne falan? Ne alaka? Yani işte arkadaşlar yani zor. Onun için hani sahada olmakla masada olmak çok farklı şeyler. Sadece masada olmayın. Lütfen sahaya çıkın. Bakın on job training denen bir terminoloji var uluslararası dünyada, iş dünyasında. Ne demek biliyor musunuz? İşin üstünde eğitim alıyor diyor. On job training. İşi öğretiyor. Orada sahada öğretiyor sana. Sahaya çıktığın zaman görüyorsun. Sahada olmanız lazım. Sahaya çıkarken de dolu olmanız lazım. Evet hocam. Ben de ilk defa proje dersinizde bu kavramıyla karşılaştım. Sizin sayenizde bakış açım ve ufkum değişti. Dolayısıyla bu konuyu da buraya taşımayı çok istemiştim. Diğer arkadaşlarımız da faydalansın, bakış açıları genişletsin, neler yapabileceklerini görsünler, keşfetsinler. Bu yönde gerçekten bizi çok motive ettiniz. Ufkumuzu açtınız. Teşekkür ediyoruz yani değerli Bakın, bilgileriniz için, katkılarınız için. estağfurullah, sadece arkadaşlarıma bir moral olsun diye bunu söyleyeceğim. Dünyada tesis yönetim sektörü arkadaşlar, açın inceleyin şu an bu kapsamda değil bu konuşmamız. Trilyon dolarlık bir pazardan bahsediyoruz. Ve bu trilyon dolarlık pazar her yıl %10 büyüyor bütün dünyada. Bazı yerlerde daha hızlı Türkiye gibi. Ve bu işin içinde biz yokuz. Biz olsak var Maalesef. ya, mimarların başka iş yapmasına gerek yok. Bak bu kadar söylüyorum. Tesis yönetim sektörü bile hayret ediyor. Ya siz neredesiniz arkadaş diyor. Bak benim internette YouTube'da konuşmam var. Türkiye Tesis Yönetim Derneği ile Çukurova Üniversitesi'ni biliyorsun buluşturdum. Orada bir canlı yayın yaptık. Türkiye Evet Tesis Yönetim hocam. Derneği Başkanı Sayın İbrahim Bozan aynı zamanda adam dev bir şirketin biliyorsun yönetim kurulu başkanı.
Ağolu Şirketler Grubu'nda çalışıyor. Yani sağ olsunlar şeref verdiler programımıza. Yani şaşırdı ya, mimarlar siz neredesiniz diyor. Ya bir, ilk defa böyle bir şey gördük diyor. Bir mimar bu işe talip olmuş. Biz arıyoruz sizleri, bulamıyoruz diyor bu sektörde. Biz bulamıyoruz. Kimler giriyor? İşte başkaları giriyor yani. Evet hocam, gerçekten öyle oluyor. Yani ben bu farkındalığı uyandırmaktan yorulmuyorum. Ama sizlere çok güveniyorum. Bayrağı siz devralacaksınız. Çok yakın zamanda Türkiye'nin dev tesis yönetim şirketlerinde sizleri görmek istiyorum. Türkiye'nin dev şirketlerinde sizleri yönetici görmek istiyorum. Dev proje ofislerinde sizleri görmek istiyorum. Bu İnşallah hocam. konuştuklarımızı da hatırlayın. İnşallah hocam. Son bir sorumuz var sanırım. Yani chat'e yazılan. Onu okuyayım Tabii. hemen. Genel bir soru sormuş. Mimarlıkla ilgili okumamız gereken kitaplar nelerdir diye sorulmuş. Yani mimarlıkla ilgili çok sayıda eser var. Ben özel bir isim vermeyeyim. Ama tabii dünyada isim yapan insanların özellikle biraz hayatlarını ve vizyonlarını incelemenizi çok öneririm. Mesela Le Corbusier bu konuda bir ekoldur. Mutlaka incelemenizi öneririm. Frank Lloyd Wright bir ekoldur. İncelemenizi mutlaka öneririm. Türkiye'de Sayın Sedat Hakkı Eldem rahmetli, bizim Mimar Sinan Üniversitesi'nin duayenlerinden Türk mimarlığının şaheserlerine imza atmış bir hocamızdır. Ya bunların eserlerine mutlaka bir göz atın, inceleyin, araştırın. Ortaya koydukları mimarinin arkasındaki felsefeyi anlamaya çalışın. Vizyonu anlamaya çalışın. Bu da mesleki anlamda ise çok olumlu katkılar koyacaktır. Evet hocam, çok teşekkür ederiz. Bir sanırım el Başka, bu arada kaldıran hep var. meslek konuşuyoruz. Her soruyu sorabilirler. Yani lütfen çekinmesinler. Ben çok rahat bir insanım. Öyle kırarız, dökeriz falan. Kırabilirler, dökebilirler, eleştirebilirler. Keyif alırım. Hiç sıkıntı yok. Evet, bir kiliseye kaldırmış sanırım. Evet, Nuri Bahar diye eğer müsaitse kapında çekmiştim. Benim sormak istediğim şey aslında şu. Şimdi hani birçok iş ilanda, güncel ilanlarda hep yeni mezunları istemeyen, böyle yeni mezunlara acemi, kötü gözle bakılan bir iş ilanı profilleri var. Çünkü hani en az 5 yıl deneyim, işte 6 yıl deneyim, 3 yıl deneyim. Burada nasıl kendimizi ön plana çıkartabiliriz? Yani bunları nasıl aşabiliriz? İşte az önce anlattığım direkt onunla ilgiliydi zaten. Şimdi maalesef bazı kurumlar 3 yıl, 5 yıl tecrübeli falan filan yazıyorlar ya. Siz iş ararken öyle seçici davranacaksınız ki bu 3-5 yıl tecrübeli arayanlara CV falan göndermeyeceksiniz. Sizin hedefiniz onlar değil. Sizin hedefiniz şu olacak. Büyük kurumsal markalara şunu yazacaksınız. Biz sıfırdan kurumsal kültürü sizde almak istiyoruz. Bakın çok kritik bir cümle söylüyorum. Bu ne demektir biliyor musunuz? Ben size talibim. Alın beni pişirin. Elemanınız yapın. Uzun yıllar size hizmet vereyim. Ailenin bir üyesi gibi. Ve gerçekten de arkadaşlar şu anda ben bizzat yönetici olduğum için söylüyorum bunu. Büyük dev şirketler artık tecrübeli eleman almıyorlar. Ha, tecrübeli eleman nereye alıyorlar biliyor musunuz? Üst düzey yönetime. Çünkü o pozisyonların tecrübe ihtiyacı var. Yani siz bir satış müdürünü sıfırdan alamazsınız ya da bir satış direktörünü, pazarlama direktörünü, marka direktörünü sıfırdan mezun birini alamazsınız. Ama özellikle bu alt kadroları hiç kurumsal kültür almamış insanlardan seçersiniz ki ilk gözünü sizde açsınlar. Sizde öğrensinler. O kurumsal kültürle yavaş yavaş buranın kademelerini tırmansınlar. Siz de buna talip olun. Buna talip olursanız uzun yıllar büyük kurumlarda çalışma imkanınız olur. Yani gidip böyle 3 yıl 5 yıl arıyormuş, vah bana yazık ben Allah falan. Sakın böyle bir umutsuzluğa düşmeyin. Siz mesleki hedefinize onu yazın. Ben sıfırdan kurumsal kültürünü alıp uzun yıllar aile şirketim gibi hizmet ve değer üreteceğim, tecrübe ve kariyer basamaklarını çıkacağım bir pozisyon arıyorum. Tam idare eleman. Al yetiştir işte. Yani iyi şirketler böyle bakar oluyor. O 3 yıl 5 yıl arıyorsa var ya, siz 3 ay 5 aysınızdır. Ya da en fazla 3 yıl 5 yılsınızdır. Sonra yollar sizi başka birine alır. Teşekkür ederiz hocam. Diğer sorularıma geçiyorum. Kendinizi nasıl motive ediyorsunuz? Okuyarak, hayatı anlamlandırarak, hayata faydalı olmaya çalışarak, iyilik üreterek, iyilik üretmenin hayatın anlamı ve amacı olduğunu bilerek, arkadaşlar mutlu olmanın tek yolu mutlu etmektir. Bunu unutmayın.
Bakın ben İsviçre'de yıllarca çalıştım, Cenevre'de. Şu an Cenevre'de depresyon tedavisinde neyi öneriyorlar biliyor musunuz? Çok komik bir şey söyleyeceğim belki ama şaşıracaksınız. Karşılık beklemeden iyilik yapmayı öğretiyorlar depresyon hastalarına. Diyorlar ki bir tane doktor arkadaşım var. Ya diyor bir kere dene diyor. Karşılık beklemeden oralar hep menfaat ülkeleri ya. Birilerine iyilik yap diyor. Bak göreceksin diyor. Psikolojin çok düzelecek diyor. Adamın psikoloji olarak anlattığı şey bizim hayatımızın içinde var okuyup anlayabilirsek. İşte yazdığım kitapta var bunlar. Evet hocam. Yani bizim kitabımızı okuyup anlasalar her şey orada var. Yani Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok ki arkadaşlar ya. Hayatta değer üreten insan değerlidir. İyilik üreten insan iyidir. Ha, iyi olan da iyidir. Onların da başımızın üstünde yeri var. Ama iyilik üretenlerin çok daha başımızın üstünde yeri var. Onlar işte bu hayatın güzelleştiricileri, bu hayatın mimarları, hayatın değer üretenleri. Bu ülke hepimizin borcu var. Bakın pırıl pırıl insanlarımız gülüyor. Hepiniz öylesiniz eminim. Hepiniz anne babanızın zor imkanlarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Çoğunuzun umutsuz olduğunu biliyorum. Hayallerinin kırık olduğunu biliyorum. Çekinceleri, kaygılar olduğunu biliyorum. Ama bakın şunu unutmayın. Şu size motive oluştursun. Bakın ben şu an İsviçre'de olabilirim. Balkanlarda olabilirim. Çifte vatandaşlığım da var. Oralarda çalışabilirim. Oralarda kahvemi yudumlayabilirim. Ama buradayım. Niye biliyor musunuz? Şu an sizlerle bu paylaşımı yapabilmenin bana verdiği mutluluk, değer, güzellik, sizlere zerre kadar da bir umut ışığı, bir rol model, bir fayda, hayatınızda yeni bir sayfa oluşturabiliyorsam bunun mutluluğu benim için tarifsiz. Trilyonlar verseler bunu değişmem yani. Bu bugün benim görevim, yarın sizin göreviniz. Kaçmak en kolay, kaçarız gideriz. Kaçalım, hepimiz terk edelim ülkeyi. Ama unutmayın terk ettiğimiz yere birileri gelir. Sonra ararız bu ülkeyi. Ve bıraktığımız gibi bulamayız bir daha. Lütfen. Burada şunu söylemiyorum. Yurt dışına gidin. Eğitiminizi alın. Çalışma imkanları varsa çalışın. İyi paralar kazanın. Tecrübeler kazanın. Bunları biriktirin. Ama gelin ülkenize hizmet edin. Ben yurt dışında kazandığım her şeyi kendi ülkeme getirdim. Kendi insanımla paylaştım. Mutluluk ve motivasyon yönüm bu. Öyle söyleyeyim. Evet hocam çok güzel gerçekten. Teşekkür ederiz. Diğer soruma geçiyorum. Hocam vermiş olduğunuz bilgiler için bir Türk'ün neler yapabileceğini bizlere gösterdiğiniz için çok teşekkürler. Sizi dinlemek gurur vericiydi. Acaba sizinle tekrar bir söyleşi yapma imkanımız olur mu? Ya da sizi takip edebileceğimiz platformlar var mı? Yani o mutluluk bana ait öncelikle. Güzel görüşleri için çok teşekkür ediyorum. Herhalde hayatta bundan daha motive edici bir şey olamaz benim için. Ben her zaman hazırım. Beni ne zaman görmek isterseniz bu odamda, küçük odamda sizlerle buluşmaya hazırım. Ya da Adana'da olanlarınız varsa her zaman beklerim. Misafirin olun, gelin gideriz, kahve içeriz beraber. Orada sohbetlerimize devam ederiz burada olanlarınız için. Ama olmasa da her zaman bu platformda davetlerinize elimden geldiği kadar icabet etmeye çalışırım. Bunun haricinde danışmak istediğiniz, sormak istediğiniz, destek istediğiniz bir konu olursa da daha sonra Berenur arkadaşım bilgilerimi paylaşabilir isteyenler için. Seve seve benim için hiçbir mahsur yok. Her zaman temas kurabiliriz. Memnuniyetle sizlere katkı koyabileceğim her şeyde her zaman desteğe hazırım. Teşekkür ederiz hocam. Instagram adresiniz yok değil mi hocam? Ben yanlış bilmiyorum. Ben evet ya biraz sosyal medyayı açıkçası çok yoğun kullanmıyorum. Ama mail adresim, telefonum vesaire her zaman açık. Oradan ulaşabilirsiniz. Ya da LinkedIn'de sınırlı bir şeyim var, profilim var. Oradan sorularınız varsa yönlendirebilirsiniz. Ama onun haricinde dediğim gibi çok medyatik olmayı sevmiyorum. Öyle YouTube'lara falan filan çıkıp kanallarda. Ama onun haricinde dediğim gibi bana ne zaman ulaşmak isterseniz işte bu kadar yakınız. Hemen ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederiz hocam. Hemen diğer şeyimize geçeyim. Aslında bu bir teşekkür. Hocam daha sonrası için sizinle iletişim kurabileceğimiz bir platform paylaşmanız mümkün mü acaba? Yine aynı şey gelmiş. Sizi üniversitemize misafir etmek isteriz. Memnuniyetle hangi üniversite? Evet onu yazmamış kendisi. Yazabilirse çok seviniriz. İmkanım ölçüsünde onur duyarım, gurur duyarım her zaman. Zaten hatırlarsın sen Çukurova Üniversitesi'nin kulübü de birkaç kez ben önermiştim hatta mimarlık bölüm arkadaşlarımızla erken sınıflarda söyleşi yapalım demiştim. Hatırlarsın Belenur sen. Evet hocam. O çünkü söyleşilerin büyük kıymeti var. Yani arkadaşlara sadece teorik bombardımanın hayatlarına çok büyük katkısı yok. Onlara biraz böyle duygusal motivasyon ve
doğru hedefler göstermek lazım. Evet hocam. Bu arada Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ymiş. Ankara'ya çok teşekkür ediyorum. İnşallah. Ankara benim çok sevdiğim bir yerdir. Askerliğimi yaptığım bir yerdir. Çok da özledim. Uzun süredir gitmiyorum ama mutlaka geleceğim. Geldiğimde mutlaka kıymetli arkadaşlarımla görüşmekten onur duyarım. Uğrar ziyaret ederim yani. Ama siz de bu tarafa bir şekilde yolunuz düşerse, dediğim gibi burada bir eviniz var. Her zaman beklerim yani. Teşekkür ederiz hocam. Çok teşekkür ederiz hocam. Yine sizlere teşekkür ediyorlar sohbetten, chatten. Ya, sağ olsunuz. Ben teşekkür ederim hepsine. Mimarlık dışında bir perspektif sunduğunuz için çok teşekkür etmişler hocam. Rica ederim. Ya Berenur, işte seninle de konuşmuştuk. Kıymetli olan bu, biliyor musun? Bunları yapmamız lazım bizim. Yani, evet hocam. Yani şimdi buraya çağırırız, malzemede anlatırız, üç boyutta anlatırız falan, yeni programları da anlatırız. Bunlar da çok kıymetli ama bugün bu işte 1,5-2 saate sığdırdığımız bu önemli söyleşimizin, bu birlikteliğimizin, diyalogumuzun kıymetini ileride çok anlayacaksınız, öyle söyleyeyim size. Başvurularınızda, evet, iş görüşmelerinizde, hedeflerinizi tayin ederken ama dediğim gibi ben özellikle kıymetli arkadaşlarımın son kitabımı okumalarını tavsiye ederim. Aklın ve Vahyin Terk Edilmesi kitabını. İletişim bilgilerimi paylaştıktan sonra bana adreslerini atarlarsa memnuniyetle ben imzalı olarak kitaplarını göndermek isterim. Seve seve de gönderirim. Bunu da rica ediyorum. Yazsınlar bana. Çok teşekkür ederiz hocam. Beni biraz daha iyi anlayacaklardır o zaman. Evet, bana da yazabilirsiniz arkadaşlar. Başka sorumuz var mı acaba? Soru sormak isteyen, yani chatten de olabilir. El kaldırmak isteyen, soru sormak isteyen. Evet, ben teşekkürler. Ben bazı sorular bekliyorum ama hep kolay geldi, sağ olsunlar. Hocam bizi çok sevmişler ondan. Allah razı olsun. Ben de onları çok seviyorum. Her ne kadar görmesem de göremesem de şu andaki kurduğumuz bu duygusal birlikteliği iliklerime kadar hissediyorum. Ve çok mutlu bir şekilde hissediyorum. Hocam. Karşılıklı bunlar hocam. Evet hocam. Evet. Kıymetli olan da bu işte zaten. Bunu yapmamız gerekiyor. Hocam bir arkadaşımız şey yazmış. Ben 2 ay önce mobilyaya mimar olarak girdim. Ama bana satışta yaptırdıkları için ben istifa ettim. Ben mimarım, neden satış yapıyorum diye sorguladım. Tam da bunu anlattık. İsmi nedir bu arkadaşımın, kıymetli arkadaşımın? Konuk olarak gözüküyor ama ismini okuyamıyorum. Peki, ismi önemli değil. Keşke o satışı sonuna kadar yapsaydın. Keşke o satışta çok çok ilerleseydin. Mimar olarak neden yapıyoruz? İşte anlattım ben. 1,5 saat onu anlattım. Neden yapmamız gerektiğini anlattım o satışı. O satışı yapmadığımız, öğrenmediğimiz sürece hayatta kendimizi bile satamayız. Yani olumsuz anlamda söylemiyorum. Kendimizi kabul ettiremeyiz. Hiçbir cemiyete, hiçbir iş ortamına, hiçbir yatırım ortamına, hiçbir insan kaynaklarına. Her şey satış pazarlama arkadaşlar. Ya onu bir eğitim görün ya. Bak 4 yıl mimarlık eğitiminin her zoruna katlanıyorsunuz. Neden 1 yıl satış pazarlamaya katlanmıyorsunuz? Hocam hiç yani aklımızın ucundan bile geçmez. Evet, yani biz bağdaştıramıyoruz işte, maalesef. Geçsin diye söylüyorum işte. O CV'lerinizde buraya gelen bütün arkadaşlarım, ister peyzaj mimarı, ister inşaat mühendisi, ister mimar, lütfen CV'lerinin bir yerine bilmem nerede satış pazarlamada görev aldığını yazsın. Bakın bunu sene kapılar açtığını göreceksiniz. Hep şunu duyacaksınız. Ya sen satış pazarlama tecrüben yok ki. Bunu çok duyacaksınız iş başvurularında. Ya da önemli bir pozisyon varsa satış pazarlamayla ilginiz olduğunu öğrendikleri anda size hemen öteleyecekler, önceleyecekler. Arkadaşlar, satış pazarlama bu. Niye çalışıyoruz ya? Niye okuyoruz? Para kazanmak için. Parayı nasıl kazanacağız? Bir şey satarak. Hiçbir şey satmadan para kazanıldığını gördünüz mü siz? Ben görmedim, bilmiyorum. Demek ki bir şeyi satarak para kazanacaksak o bir şeyin nasıl satıldığını öğrenmemiz lazım. Bunu hayat dersi olarak öğrenmemiz lazım. Meslek olarak değil. Ben bunu sizden biraz geç öğrendim ama hızlı kavradım. Arayı hızlı kapattım. Ben size bak daha bu seviyede söylüyorum. Bu seviyede işin içine girerseniz var ya, sizi kimse tutamaz. 3-0 önde başlıyorsunuz tüm üniversite mezunlarına. Evet hocam. Hayır. Bu dediklerim çıkmazsa da bir gün özellikle bir yayın yapın, çağırın beni. Hakaret edin hocam, bizi yanlış yönlendirmişsiniz. Dil öğrendiğimiz için, kitap okuduğumuz için, satış pazarlama öğrendiğimiz için iş bulamadık, rezil olduk. Şöyle oldu, ben her türlü şeye hazırım. Bu kadar da konuşuyorum, açık konuşuyorum. Teşekkür olursa da bir gün işinizde bir kahveye çağırırsınız, gelirim inşallah.
İnşallah hocam. Hemen bir yorumu okuyayım size hocam. Öncelikle şey, Burak Emre Özkan yazmış. Öncelikle hocamıza bu değerli bilgileri paylaştığı için teşekkür ediyorum. Arkadaşlar ben hocamızın son kitabını okudum. Hayatım ve hayata bakışım hiç beklemediğim ölçüde değişti. Çok teşekkür ediyorum buradan. Ve tekrar da okumanız için size kesinlikle tavsiye ederim. Çok teşekkür ederim. Çok kıymetli bir yorum olmuş. Yürekten teşekkür ediyorum. Yani faydası olabildiyse ne mutlu. Dediğim gibi bir insanı değiştirmek, bir insana olumlu bir katkı koyabilmek benim için dünyayı değiştirmek kadar kıymetlidir. Çünkü karanlıktan koparılmış, kurtarılmış bir insan hayata doğru adımlarla yürüyebilen, doğru ışıkla bakabilen bir insan benim için dünyayı değiştirecek insandır. Bir insan bile yeterli olur bazen. Evet hocam. Çok haklısınız. Çok teşekkür ederim. Sorularımız varsa eğer yine tekrardan sorayım. Soru sormak isteyen, söz almak isteyen. Son bir kez soralım. Arkadaşlar çekinmeyin. Yani her soruyu sorabilirsiniz. Böyle ille meslek vesaire. Aklınıza ne takılıyorsa bir büyüğünüz olarak, meslektaşınız olarak, nasıl görmek istiyorsanız arkadaşınız olarak her türlü desteğe hazırım. Ya teşekkür ediyorlar hocam. Farklı pencereler açtınız diye. Ya teşekkür ederim. Teşekkürü hepsine sonsuz bir şekilde iade ediyorum. Onların burada bugün olması bile benim için en büyük teşekkür. Beni dinleme tenezzülünde bulunmaları bile büyük bir teşekkür. Tabii teşekkür çok kıymetli bir şey. Teşekkür şu demektir. Ben bir şey aldım. Değerli bir şey aldım. Kıymetli, bana fayda üreten bir şey aldım. Bunun farkındayım ve bilincindeyimin ifadesidir teşekkür. Teşekkürün aksi nedir? Nankörlüktür. Yani biri size destek olur, fayda üretir. Hayatınıza değer katar ama siz onu görmezden gelirsiniz. İşte bu nankörlüktür. Bunu değerlendirmek, karşılık vermek de teşekkürdür. Onun için ben hepinize teşekkür ederim. Hocam çok teşekkür ederiz. Yani biz kendi adımıza bizi motive ettiniz, kamçıladınız, perspektifimizi, bakış açımızı değiştirdiniz. Ya buraya geldiğiniz için, zaman ayırdığınız için ben kendi adıma, sonra Sofart ekibi adına çok teşekkür ediyorum. İnşallah bunu bir daha böyle hani yapma fırsatı yakalarız. Böyle bir talep de var çünkü hocam. İlerleyen zamanlar biz sizi tekrar bu platformda görmeyi çok isteriz. Ne zaman arzu ederseniz büyük onur duyarım. Kendim bugün itibariyle Sofart'ın manevi ve fahri üyesi olarak ilan ediyorum. öyle de hissediyorum. İhtiyaç duyduğunuz, beni yanınızda görmek istediğiniz her anda, her platformda, her zaman elimden geldiği kadar yanınızda olmaya çalışacağım. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Başka soru var mı? Başka soru evet varsa eğer son kez soralım. Chat'ten de elinizde kaldırıp soru sorabilirsiniz. Bir yorum geldi, onu okuyayım hemen. Çok teşekkür ederim hocam. Bulunduğunuz coğrafyadan mimarlıkta nereye gelebilirim diye kendimi sorguladığım ve motivasyon düşüklüğü yaşadığım bir dönemde ufkumu açtınız. Size ve Sofart ekibine çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hiç bu açıdan bakmamıştım mimarlığa veya çalışma hayatına. Farklı bir ışık tuttuğunuz için çok teşekkürler. Bir yorum gelmiş yeniden. Biz teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Ya ne kadar kıymetli değil mi? Yani şöyle düşünün. Karamsarlığa gömülmüş bir meslektir mimarlık Türkiye'de. Gerçekten bunu üzülerek söylüyorum. Yani karamsarlığa gömülmüş çok önemli bir meslek dalına bugün bir yeni ufuk açabildik. Bir nefes olabildik. İşte bazen dışarıdan hoca takviye etmenin ne kadar önemli olduğunu anlıyorsunuz değil mi? Yani çünkü dışarıdan gelen hocalarımız, tabii ki akademik hocalarımızın tartışmasız kıymeti büyük. Onlar sayesinde süreçlerimiz devam ediyor ama arada bir piyasada, dışarıda, dünyadan gelen, dünyanın değerlerini yaşamış insanları da ara ara böyle bir tatlı gibi, kurabiye gibi aralara serpiştirmek, işte bu şeyi nasıl diyeyim size, çok güzel hale getiriyor süreci. Çok kıymetli bence. Peki, bunu yapmak lazım. Öğrenciler için çok kıymetli bir şey. Buradaki çoğu insan da bu sektörü mü diyeyim, yani yeni duyduğuna eminim. Onların da ufukları açılmış da bir farklı bir yol açmışızdır onlara eminim, diye düşünüyorum. Eminim. Ya bu arada da bunu da belirtmek istiyorum parantez içinde. Ben üniversitede, Çukurova Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak girdiğim derslerin hiçbirinden ücret almıyorum arkadaşlar. Yani bunu da bilmenizi istiyorum. Bunu gönüllü yapıyorum. Gönül rızasıyla sizlere faydalı olabilmek adına haftanın 2 günlüğü, 3 günlüğü feda ediyorum yeri geldiğinde. Bunun işte manevi motivasyonu benim için her türlü maddi değerin üzerindedir. Bunu bilmenizi istedim.
Bu Çok anlamda teşekkür da ederiz hocam. O gönüllülük dilimle. zaten yani biz onu kalpten kalbe hissediyoruz yani. İnanın ki derslerimizde olsun, burada olsun. Çok teşekkür ederim. Her zaman hazırım. Destek istediğiniz konularda çekinmeyin. Berenur sen paylaşırsın kıymetli arkadaşlarımla bilgileri. Ama özellikle kitabımı isteyenlerin listesini rica edeceğim. Sen bana toplu olarak Tabii hocam. atarsın. Ben o arkadaşlarıma özellikle imzalı olarak kendim göndermekten büyük onur duyarım. Onu Çok da teşekkür ifade ederiz ediyorum. hocam. Çok sağ Bu da olun. bugünkü toplantının bir küçük hediyesi olsun size. Evet, küçük bir hediyemiz oldu. O zaman biz bunu şeyden yapabiliriz Gamze. WhatsApp'tan mı isteyebiliriz? Evet. Evet. Zor olur mu? Basitten daha rahat. Tamam. Tamam, İbrahim siz o hocamızın zaman. imzalı kitabını isteyenler bize WhatsApp'tan yazabilirlerse çok seviniriz. İbrahim hocamız böyle küçük bir hediye verdi bizlere. Çok teşekkür ediyoruz Estağfurullah. tekrardan. Büyük büyük mutluluk benim için. O zaman biz yayını yavaştan kapatabiliriz diye düşünüyorum. Yaklaşık iki Yani başka saattir. sorusu olan bir arkadaşım yoksa merak ettiği, sormak istediği son cümlelerimizi söyleyebiliriz. Onları da sıkmamak adına bugün cumartesi çıksınlar, gelsinler biraz hava alsınlar. Evet, yorumlarda bir şey yok şu anda bir sorumuz yok. El kaldıran da yok sanıyorum. Teşekkür ediyorlar hocam tekrardan sizlere. Çok teşekkür ederiz sunumuz için de bize kattığınız için de çok motive ettiniz. Gerçekten her şey için çok sağ olun. Estağfurullah Gamze. Ben Fark çok mutlu etmişsiniz. oldum. Öncelikle sizlere tekrardan davetiniz için sonsuz teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir platformda kıymetli arkadaşlarımla beni buluşturduğunuz için ve kendimi ifade edebilme imkanını sunduğunuz için. Beni sabırla dinleyen, burada 2 saat bilgisayarın başında bu cumartesi günü çıkıp gezip tozmak varken benim gibi sıkıcı bir adamın bu konuşmalarına katlanan tüm arkadaşlarıma Estağfurullah da hocam. sonsuz sevgilerimi ve teşekkürlerimi sunuyorum. Ama burada kalmasın, görüşelim, büyütelim bu diyaloğumuzu. Evet hocam kesinlikle. Tekrar Peki. teşekkür ediyoruz sizlere. Çok Herkese teşekkür iyi ediyorum. akşamlar diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Güzel Görüşmek bir hafta üzere sonu hocam. dilerim. Görüşürüz. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi akşamlar.